Nezmi Haylova'nın ortasındayız şu an. Bir şeyler dönüyor burada da. Ya buradaki bütün yürüyüşü çekeceğim. Çünkü o kadar canlı ki. Yani eminim ki siz de keyif alacaksınız bu canlılıktan. Şu anda biliyorum Türkiye'de yasaklar var ve çıkamıyorsunuz. En azından böyle bir çıkmış kadar olursunuz. Burası da tam olarak meydanı Nezmi Haylova'nın. Burada böyle bir çeşme var. Sular içilebiliyor bu arada. Sular içilebiliyor derken sadece buradaki meydandaki su değil. Bütün Belgrad'daki, hatta Niş'te de öyleydi. Çeşme suları içilebiliyor. İnsanlar içiyor çeşmeden. Bugün 1 Mayıs, İşçi ve Emekçi Bayramı. Herkesin kutlu olsun. Ben hayatımda bu kadar yüksek enerjili bir cadde görmedim. Bir önceki muhtemelen, yani buna benzetebileceğim Asya'da eşleniği bunun Bangkok'tu. Ama böyle bir şeyi ben Avrupa'da gerçekten görmedim yani. Buraya Avrupa diyorum artık. Had a great experience with Turkish people, brothers. Şimdi şu aldığım böreği deneyeceğim. Bir de yoğurt böyle satılıyor. Yani yoğurt içilen bir şey. Ayran gibi böyle satılıyor. Bayağı katı kıvamı. Benim çok hoşuma gidiyor. Tuzsuz ayran gibi bir şey zaten. Bildiğiniz yoğurt işte. Sıvı kıvamda olduğunu düşün, içildiğini. Böreği çok övdüler. Şu böreği gerçekten merak ettim. Börek yiye yiye börek olduk zaten ya yani şu Balkanlarda. Şu olay 1 dolar. Güzel bir kahvaltı. Çok iyi. Kalinka diye bir yer. Gerçekten abartmıyorum. Şu ana kadar Balkanlar'da yediğim, Balkanlar dediğimde işte Arnavutluk yaptım, Macaristan yaptım, buraya geldim. Bu arada yediğim en iyi börek bu. Açık ara yani, açık ara. Ve aç olursun, önündeki çok güzel olur, lezzetli olur. Damağının yanacağını bile bile ısırırsın ve damağın yanar ya, şu an onu yaşıyorum. Bu arada çok kısaca araya giriyorum. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak yolculuğuma en iyi desteği vermiş olursunuz. Yanındaki zil işaretini de açarak paylaşımlarımdan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Ve öneri ve görüşlerinizi, aynı zamanda iyi veya kötü bütün eleştirilerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi yola çıktım, bir saat kadar yürüyeceğim tren istasyonuna doğru. Oradan trenle Belgrad'a geçeceğim. Belgrad'da tren varmış ama pek kullanılmıyormuş çünkü otobüs 2,5-3 saat sürüyorken tren 5-5,5 saat falan sürüyor. Yani ben keyifli yolculuğu ve insansız yolculuğu vakte tercih edenlerdenim. O yüzden trenle gideceğim. Umarım güzel bir yolculuk olur ya. Şimdi tren istasyonuna geldim. Niş'in de yazılışını görmüş olun. Şu Niş'in yazılışı, bu da Kiril alfabesinde. How long does it take to get there? How long? 5 hours, 4 hours. Finish. Finish. Belgrad. Yes.
Novi Belgrad. Novi Belgrad. Novi Belgrad. Novi Belgrad. Ah, yes, yes. Okay, okay. Here, which one? Two. Two. One. Okay. Şimdi bileti aldım. Peronu eliyle bir gösterip iki dedi ama hadi bakalım. Adam eliyle bir yaptı, ağzıyla iki dedi. Hangisi bunu soralım bakalım ya. Yanlış bilmeyelim sonra. Ama Belgrad diyorum, Belgrad diyorum, Beograd diyorum. Bütün telaffuzlarını söyledim en son ya, Belgrad dedi ya. Çantalara bak. Ulan ne çektiniz benden be. Bu ne zamandan beri? 4 yıldan beri benimle. Bu da Hong Kong'dan beri. Hong Kong'da almıştım. O da ne zaman? 3 yıldan beri. 3,5 yıldan beri hatta benimle. Helal olsun size. Ne gezdiniz be? Şimdi indim trenden. Muhtemelen yürüyeceğim yani şeye kadar. Yeni Belgrad'a kadar yürüyeceğim. Buradan 8,5 kilometre gösteriyor. Hadi bakalım. Yine var ya, efsane yürüyorum şu ağırlıklarla. Tam olarak yeni Belgrad'ın ve bu da herhalde eski Belgrad ortasındayım. Yayaya açık olan tek köprü bu gibi gördüm. Bana yakın olan yani tren istasyonuna. Buradan yürümeye karar verdim. Bu arada Belgrad'da Couchsurfing kullanmaya karar verdim. Bu uygulamayı da daha sonra size daha detaylı olarak anlatacağım. Gerçekten çok yararlı bir uygulama. Bundan birkaç sene öncesinde 15-16 kez kullanmışımdır. Şimdi tekrar kullanmayı düşünüyorum. Şimdi Couchsurfing'den beni ağırlamak isteyen bir çiftin yanına gidiyorum. Yeni Belgrad'taymış evleri. 9-10 kilometre falan yürüyeceğim herhalde. Gerçi yarısı bitti gibi. Ben de bittim. Oo var ya. O kadar iyi yürüdüm ki. Ya 7 saat olmadı, 7 saat abartmayın. 5 saat falan oldu. 5 saattir şu çantalarla yürüyorum aralıksız. Ara da verdim, o da yalan olmasın. Ufak bir ara verdim. Bayağı akşam oldu ya. Son 15 dakikam. Saat 11'de falan uyusam yarın uyanmam 2 gün sonra falan uyanabilirim. Sonunda vardım. Burası olması lazım. 14. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ilk sabahına uyandım şu anda. Şu şekilde Türk kahvesi yaptık birlikte. İçeride mutfakta Katerin, yani beni karşılayan ve aynı zamanda onun da erkek arkadaşı Sasha. Buralı, o da Sırbistanlı. Onlar içeride oturuyor şu anda. Yanlarına geçeceğim, biraz sohbet ederiz. Ondan önce ben size burayı bir göstereyim dedim. Nerede kalıyorum? Yani şu şekilde onların kendi konakladığı evde şöyle bir koltukta kalıyorum ben. Yani burası salon. Bana bu şekilde yastıkları, işte yorganları falan verdiler. Bu da Bruno. Bruno ne yapıyorsun? Küsmüş bu, bir şeylere darılmış bu ya. Tipe bak. Şu anda benim yattığım yerde Bruno yatıyor gerçi. Yani böyle onların evi burası zaten. Ben de işte birkaç günlüğüne buraya geldim. Hem yeni insanlarla tanışıyorum. İşte zaten Sasha Sırbistanlı, buralı. O da güzel, değerli bilgiler verecekti muhtemelen bana birkaç gün içinde. Şimdi Couchsurfing'de beni ağırlayan çiftle beraberiz. Hello guys, how are you? Very good. And you? Thank you. I'm good also. What was your name again? I'm Katrin. And Sasha. How are you guys doing? You're working? Yeah, I'm working also. Yeah. And very nice. It's sun. Finally, yeah. Finally, it's sunny. I was gonna say, but it's not sunny. Türk kahvesi içiyoruz şu anda. Yeah, finally we learned how to cook Turkish coffee. Finally, I drink perfect Turkish coffee here in Serbia. How long have you been doing kitesurfing? I'm kitesurfing for last 15 years. 15 years. For meet people, like for Airbnb. Yeah. Because I rent apartments. But and before, this, like, before, yeah, yeah. yeah. Say, yeah. Okay, you can come free, and it's better. They didn't have to pay. They just yeah. came. If we had a free room, we took them. Let's go. So you guys always have good experience with kitesurfing, or like?
you got some like bad ones. There's always some different people. Yeah. Somebody are more talkative. Somebody, you know, they just want to rest and to go out to explore cities. Uh-huh. But most of them, they want to hang out with us. They ask us to show the city, to show their. So in general, we can say like 99% of the experiences are good. Definitely. So what do you guys know about Turkish? And like, I can start with Venezuela. No, in Venezuela we only know about one song. Do you know, like Tarkan? For Tarkan. Like, for the kids. Now you know Turkish. Yeah, finally, because in here I don't know why the people drink Turkish coffee, and the people here speak about the telenovelas. TV series. Turkish TV about series. Turkish. Before it was Latin American. Now it's more like Turkish. We know Turkish words because Serbian language is full of Turkish words. Right, yeah. Like Jezva, Kashika. Like, you know, you're a Serbian. It's important for me to get your opinion. I'm really wondering. I always had a great experience with Turkish people because when they come, they took Serbian people like brothers. Yeah. And you call brat? Brat. Brat. Yes. Brat is brother. Brother, yeah. We always learned about the big war with Ottoman. And about our battle on Kosovo and stuff like that against the Ottoman Empire. But no, of course, it was always a great experience. We had a lot of people from Turkey on couchsurfing, also from Izmir before, and it was great. It was nice to have your opinion as a Serbian, you know, like people are also one. Hello, what's the rate for US dollars? For a change? I will sell. 95. Okay, $100. Yeah, for dinners. 95'e denk geliyor. Şimdi değiştireceğim. Thank you. So this is the biggest one? No, 5,000 is biggest. 5,000 the biggest. Okay. And what's the smallest one? 10 dinners. 10 dinners is the smallest. We love Turkish people. Bye bye. Şimdi biliyorsunuz yeni Belgrad tarafındayım. Burası normal hani eski şehre biraz uzak. Görmek istediğim yerlere, görülmek istenen yerlere biraz uzak. Yani hazır buraya gelmişken ve hani couchsurfing'de kalıyorum biliyorsunuz. Bu taraftayken hazır bayağı uzak olduğundan şehre. Yani buraları en azından gezeyim dedim. Sabah böyle bir yürüyüşe çıktım. Burada da değişik bir hayat akıyor yani. Bunlara bak ya. Karabaş gibi. Daha büyük kafalı bir kuş değil mi? Dinozor gibiler ya. Simsiyah bir de baksana. Bu arada yolların genişliğine bakar mısınız? Burası yeni Belgrad tarafı. Novi Belgrad yani. Bakar mısınız şu yolun genişliğine? Yani gerçekten yeni. Şimdi köprüye geldim. Köprüden başlamak istiyorum. Yeni Belgrad'la eski Belgrad'ı birleştiren bir köprü burası. Ve burada ortadan akan nehrin ismi Sava. İleride göreceğiz. Ben şimdi Zemun tarafına gideceğim. Zemun'da bir de Tuna Nehri'ni göreceğiz. İkisinin birleşimini. Burası da waterfront olarak geçiyor. Ve burada insanlar yürüyor. İşte yürüyüş yapıyor, spor yapıyorlar. Aynı zamanda kafeler ve restoranlar falan var. Arkamda eski Belgrad kaldı. Aslında hani daha çok keşfedilecek yerlerin hepsi o tarafta. Çünkü bütün tarihi yapılar ve Osmanlı'nın bıraktığı eserlerin %90'ı o tarafta. Oraya zaten daha sonra geçeceğim. Şimdi önce biz bu tarafa gidelim, yeni Belgrad'a ve Zemun tarafına. Zemun da gerçekten çok keyifli bir yer. Şimdi Zemun'a doğru yürürken Uşçe Park diye bir yerden geçeceğim. İleride park. Burası da bir AVM. Ya ben hiç merak etmiyorum açıkçası. Sizin de çok merak ettiğinizi sanmıyorum. Afganistan'da falan olsaydım şu an hani bir AVM göstermek isterdim. Ben de görmek isterdim ama yani burada hiç ilgimi çekmiyor açıkçası. İşte burası da gerçek Belgrad ormanları. Bizim İstanbul'daki gibi değil. İstanbul'daki çok daha güzel bu arada. Bu arada İstanbul'daki Belgrad ormanının hikayesi şu. Sırp ayaklanmaları zamanında İstanbul'a yerleştiriliyor ve bunlara bir bölge atfediliyor. Ve bu bölgenin ismi de Belgrad ormanları olarak kalıyor. Yavaş yürüyeceğim. Radarska kontrola. Oh be, güneş açtı sonunda. Şu an çok mutluyum. Kapandı. Şimdi tam olarak Sava Nehri'nin kıyısındayım. Biraz lüks bir kesim burası. Ve bütün böyle şu gördüğünüz barakaların hepsi kafe veya restoran. Aynı zamanda geceleri de gece kulübü oluyormuş. Arkadaki tekneleri görebiliyorsunuz.
yüzlerce. Buranın arkasında da Sava Nehri ile Tuna Nehri birleşiyor arkada. Böyle tuvaletler yapmışlar. Yolların kenarlarında bunlardan bayağı gördüm ben. Çok akıllıca, yani bunun her yerde olması lazım ya. Bizim ülkemizde de olması lazım bunlardan. Merak ediyorum içi nasıl acaba? Çok mu pis? Yani. Door open. Kötü kötü değil ya. Şimdi bu yol boylu boyunca Zemun Market. Aslında biraz da tarihi bir yol burası. Çünkü yani buranın yerleşim tarihi boyunca Avusturya İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında kalmış bir bölge burası. Ve hatta iki sınır arasındaki tek bölge olduğu için bütün böyle tüccarlar falan hani kendilerini önce hani bir göstermek için hangi tarafa geçeceklerse burada bir süre bekliyorlarmış. Ve o vakitte İşte belge evrak işlerini falan hallediyorlarmış zamanında. O yüzden burası yani önemli bir yer. Belgrad'dan ayrı bir bölgeymiş normalde. Ama işte bu 1934 gibi falan burası Belgrad'ın bir parçası haline gelmiş resmi olarak. Şu anda Belgrad'ın bir ilçesi gibi bir şey yani. Burası da geniş pazar alanı muhtemelen. Kilise de tam meydanın ortasında Zemun'un sembolik bir kilisesi. Muhtemelen buralılar, hatta buralılar diyorum çünkü Zemun'da yaşayanlar, Zemun'da doğup büyüyenler kendilerine biz Zemunluyuz diyorlarmış. Hani nasıl böyle Karşıyaka'da doğup büyüyorsun, biz Karşıyakalıyız diyorsun. Yani Belgradlıyız demiyorlar sonuç olarak. Zemunluyuz diyorlar. Halbuki burası Belgrad'ın bir parçası. Sokak benim çok hoşuma gitti ya, baksanıza. Yani az önce de anlattığım gibi burada bu tarz yapıları görmemizin sebebi burada Avusturya İmparatorluğu'nun bulunması çok uzun bir süre boyunca. Aa, India Shop. Bu an açık olsan gelirdim bir bakardım ya, kapalı. Burada bu tarz böyle bir mimarinin bulunması tabii buradaki Avusturya İmparatorluğu'nun nüfuzundan dolayı çok uzun bir süre burada kalmışlar. Ama çok güzel ya, gerçekten çok keyifli bir yere benziyor burası, baksanıza. Şimdi şu gördüğünüz uzun yapıya doğru gidiyorum. Orası Zemun'un tam böyle sembolik bir noktasıymış. Bir de oradan görelim. Şuradan bir yerden çıkacağız herhalde oraya doğru. Manzara çıktıkça güzelleşiyor bu arada. Gördüğümüz komple Zemun'un manzarası. Kısa sürdü ama yordu, dikmiş biraz. İşte geldik. Meşhur Zemun Kulesi. 12. yüzyıldan Bizans'a ait yazılar bulunmuş. Ve 15. yüzyılda, 14 ve 15. yüzyılda da bu kulenin güçlendirildiği düşünülüyor. Yani asıl şu anki gördüğümüz hali 14. 15. yüzyılda. Şu anda kale meydanının oraya doğru çıkıyorum. Şöyle arka tarafa gidersek. Şimdi kale meydanının oradayız. Şu arka taraf zaten gördüğünüz gibi kale. Burası Celtic diye bilinen Kelt kabileleri tarafından yapılmış. Ve daha sonra Roma ve Bizans imparatorlukları tarafından yeniden inşa edilmiş. O yüzden burası bayağı eski bir yer. Ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında da buraya kale meydan. Yani kale meydan, Türkçe kökenli bir isim. Kale ve meydan ismi verilmiş. Bu şekilde görüyorsunuz burayı. Şu anda böyle park, ağaçlık, yeşillik bir alan var sadece. Burası girişi. Şöyle bir içeri girelim buradan. Bu gördüğünüz yapı Damat Ali Paşa Türbesi. 1784 yılında yaptırılmış ve Sırp ayaklanmalarında burası bayağı hasar görmüş. Sonradan TİKA tarafından tekrar onarılmış.
Litye sokla, litye koşana. Şimdi Kale Meydan'dan ayrıldım ve Nezmihailova adlı bir caddeye gidiyorum. Burası gerçekten çılgın bir cadde. Burada yazıyor Nezmihailova Street diye. Bu gördüğünüz cadde komple Nezmihailova diye geçiyor. Ve burası gerçekten yani Sırbistan'ın, hatta yani bütün Balkanların en işlek ve yani en böyle canlı caddelerinden biri olabilir. Hatta öyledir diye tahmin ediyorum. O kadar büyük bir cadde ki yani kapitalizmin artık son noktasını bu caddede görebiliyorsunuz. Şimdi bu caddeyi yürüyerek bir geçelim. Ve burada sollu sağlı kafeler var. Yiyecek içecek yerleri falan var. Böyle caddelerden de şu şekilde de sokaklar geçiyor. Oralar da böyle full yani, her yer dolu. Bir de şu an bildiğiniz gibi burada hiçbir şekilde yasak yok. Ne sokağa çıkma yasağı işte, ne maske, yani hiçbir şey yok gerçekten. Görebilirsiniz kafelerde falan. Her yer dolu yani. Bu arada burada böyle bir kitapçılar sokağı var. Zdravo'yu çok duyabilirsiniz. Sırbistan'da merhaba demek. Şimdi burada kitapçılar var. Kitap falan satıyorlar. Burada da bir satranç sofrası var. Dayılar burada satranç oynuyor bütün gün. Sırbistan'da da Azerbaycan'da olduğu gibi meşhur böyle sokak kenarlarında, parklarda falan böyle dayılar, yaşlı dayılar kuruyor böyle tezgahlarını. Yanlarında işte bira, su, ne içiyorlarsa satranç oynuyorlar bütün gün. Bayağı seviyorlar bu hayatı yani. Neyse, biz yolumuza devam edelim. Aha, drone. Dayı ne yapıyorsun ya? O ne? Ve yani şöyle düşünün, şu anda çalışma saatlerindeyiz ve hafta içi. Bu arada burası Cumhuriyet Meydanı diye geçiyor. Şu gördüğünüz alan Republic Square diye geçiyor. Şöyle ihtişamlı bir yer yapmışlar. Bu ne ya? İki içecek fiyatına iki içecek. Özel teklifmiş. Ne diyor bu ya? Şimdi burada ben kitesurfing üzerinden kalıyorum. Kitesurfing ne bilmeyenler için hemen hızlıca bir anlatayım. Bu bir uygulama ve bu uygulama üzerinden gittiğiniz ülkelerdeki oranın insanıyla tanışabilme fırsatı elde ediyorsunuz. Yani oranın insanı olmasa bile yani en azından güzel bir deneyim yaşayabileceğiniz bir uygulama. Ve tabii burada bir herhangi bir ücret yok ortada. Yani ücretli konaklama sitelerini düşünmeyin, onlar gelmesin aklınıza. Burada olay tamamen ücretsiz ve yani para üzerinden, kapital üzerinden dönmeyen bir uygulama. Burada kişi kendi evini açıyor, o da yeni insanlarla tanışmak istiyor ve gelen kişi de yeni insanlarla, yeni kültürlerle tanışmak için geldiğinden böyle bir birlikte böyle bir buluşma oluşuyor. Ben bu uygulamayı açıkçası yıllar önce de kullanıyordum. Yani bundan 4 yıl, 5 yıl önce kullanmaya başlamışımdır. Gerçekten bu uygulama üzerinden çok güzel insanlarla tanıştım. Çok iyi deneyimler yaşadım. Ha, kötü deneyim yaşamaz mısınız? Yani tabii kötü deneyim olmayacak mı bunun içinde? Tabii ki de olabiliyor. Çünkü her bir insan, her bir kafa ve yeni bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz karşınızda. Şimdi böyle olunca tabii ki kötü deneyim de yaşayabilirsiniz.
Ya bu tamamen biraz daha hani seçici davranmakla alakalı ve biraz daha gözlem yapıp ondan sonra bu uygulamayı kullanmakla ilgili. Yani ilk deneyiminiz de kötü olabilir. Ben bunun garantisini veremem. İyi de olabilir. Bu arada Bruno'yu Dominik Cumhuriyeti'nden getirmişler. Görüşürüz. Ciao. What is like? Ciao. See you somewhere on earth. Of course yes. Bidimas say. Nos vemos pronto. Şimdi biz Sasha ile beraber gidiyoruz. We are going to travel together. Yeah. Back in the same Turkish. No, but look at this. Bruno, sentado, sentado, vamos. Sí, sí. Dame. ¿Dónde está Pato? Dale. See you, Bruno.